TRT Diyanet'ten hayırlı sabahlar. Ben Fatih Şahin. Hayırlı cumalar. Bugün 9 Haziran değerli izleyenler. Yurtta ve dünyada yaşanan gelişmeler ve gazete başlıklarını aktaracağız sizlere gündem programı içerisinde. Sizler de TRT Diyanet'in Facebook, Twitter ve elektronik posta adreslerinden, TRT Diyanet Gündem Instagram hesabından ve 0535 018 17 50 numaralı telefon hattımızdan WhatsApp mesajlarınızı bizlere aktarabilirsiniz diyelim ve günün gelişmeleriyle gündeme başlayalım. Sayın seyirciler, Körfez'de kriz tırmanıyor. 10 ülkenin Körfez ülkesi Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından diplomatik çabalar da sürüyor. Katar yönetimi Türkiye ile de gıda ve su sağlanması için görüşmeler yaparken Ankara, Katar'a asker gönderecek tezkereyi onayladı. Katar gelişmeyi olumlu karşıladığını bildirdi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Katar'a arabulucu gönderdi. Bazı Arap ülkelerinin teröre destek vermekle suçladıkları Katar'a uyguladıkları diplomatik tecrit sonrası Türkiye harekete geçti. Türkiye ile Katar arasında 2016'da imzalanan ancak onay için Meclis Genel Kurulu'nda bekleyen 5 askeri anlaşma gündemin ön sıralarına çekildi ve ikisi genel kurulda kabul edildi. İlk anlaşma Türkiye'nin Katar'da kurmaya başladığı askeri üsle ilgili. Katar'ın başkenti Doha'daki askeri üste hava ve deniz unsurlarıyla eğitmenler ve özel harekat birlikleri bulunacak. Üs ağırlıklı olarak eğitim ve ortak tatbikat için kullanılacak. Üs, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye toprakları dışındaki en büyük çok amaçlı askeri tesislerinden biri olacak. Mecliste kabul edilen anlaşmanın ardından Türk-Katar Tümen Taktik Karargahı'na 500 ila 600 Türk askeri gönderilecek. Mecliste kabul edilen bir diğer anlaşmada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti arasında jandarma eğitim ve öğretimi konusunda yapılan protokolü içeriyor. Katar Dışişleri Bakanı El Sani'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. El Sani, Türk askeri bölge güvenliği için geliyor ifadesini kullandı. Katarlı bakan, krize askeri çözüm bulunmasından yana değiliz diye konuştu. Bu arada Katar diplomatik krizin ardından gıda ve su tedarikini güvence altına almak için Türkiye ve İran'la görüşme yaptı. Türkiye'den Katar'a gıda yardımı yapılması bekleniyor. Öte yandan kriz sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan da bir hamle geldi. Trump, Katar emiri Şeyh El Sani ile telefonda görüştü. Krizin çözümü için emiri Beyaz Saray'a davet etti. Tüm bu gelişmelerin ardından Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadağ'ı, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin konuştu. Karadağ'ı birlik çağrısında bulunarak, İslam dininde barışmak vacip, kardeşler arasındaki bağların koparılması haramdır, dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a askeri üs kurulması anlaşmalarını onayladı. Karar resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşmasını onayladı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan karar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Jandarma eğitim ve öğretimine ilişkin işbirliği protokolü 2 Aralık 2015'te Katar'ın başkenti Doha'da imzalanmıştı. Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşmasına ise 28 Nisan 2016'da yine Doha'da imza atılmıştı. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ederken Van'dan ve Mardin'den maalesef şehit haberleri geldi. Başkale ilçesinde icra edilen terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Sabri Eryeler memleketi Ordu'da toprağa verildi. Mardin'in Dargeçit ilçesinde de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman onbaşı Hikmet Zengin Burdur'da ebediyete uğurlandı. Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor. Bölgedeki operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde süren operasyonlardan ne yazık ki iki acı haber geldi. Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonda çıkan çatışmada uzman çavuş Sabri Eryeler şehit oldu. Şehit uzman çavuş için Van'da askeri tören düzenlendi. Şehidin naaşı uçakla memleketi Ordu'ya gönderildi. Şehit Eryeler'in Kumru ilçesi stadyumunda yapılan cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı.
Eryelerin cenazesi dualarla Ortaca Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Mardin'in Dargeçti ilçesinde de sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgede PKK'lı teröristlerle güvenlik kuvvetlerinin teslim ol çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada jandarma uzman onbaşı Hikmet Zengin şehit oldu. Zengin için Mardin'de tören düzenlendi. Daha sonra Zengin'in naaşı dualarla memleketi Burdur'a gönderildi. Burdur'da Marmara Köyü'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit uzman onbaşı toprağa verildi. Sayın seyirciler, İran'ı kana bulayan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan dehşeti gözler önüne seren görüntülerin ait olduğu saldırıdaysa yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Saldırganların kimlikleri de açıklandı. Bu arada diken üstünde oturan ülkede yine hareketli saatler yaşandı. Tahran'da asitli bir saldırı gerçekleşti ancak olayın terör saldırısı olmadığı anlaşıldı. İran'ın başkenti Tahran'daki saldırının görüntüleri gelmeye devam ediyor. Dehşet anları güvenlik kameralarına böyle kaydedildi. Saldırganların ellerindeki silahlarla önüne gelene ateş ettikleri, çevredekilerin korku içinde kaçmaya çalıştıkları görüldü. Başkent Tahran'da meclise ve Hümeyni türbesine düzenlenen bu korkunç saldırılarda ölü sayısı ise 17'ye yükseldi. Yaralı 52 kişiden 6'sının durumu ağır. Tahran'daki terör saldırılarının failleri olduğu iddia edilen kişilerin kimlikleri de açıklandı. Saldırganların DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları, daha önce Musul ve Rakka'daki saldırılara iştirak ettikleri öne sürüldü. Saldırılarla ilgili 12 kişi de gözaltında. Bu arada Tahran yine hareketli saatlere sahne oldu. Başkentin güneyinde bir kişi kalabalığın üzerine asit olduğu belirtilen sıvı attı. Saldırıda 16 kişi yaralandı. Olay başta terör eylemi sanıldı ancak saldırganın eşiyle tartışması sonrası öfkelenerek evinden getirdiği asitli sıvıyı eşinin de bulunduğu kalabalığa savurduğu ortaya çıktı. Birleşik Krallık'ta yapılan erken genel seçimlerde ilk sonuçlar belli oldu. Sandık çıkış anketlerine göre iktidar partisi tek başına hükümet kuracak milletvekili sayısına ulaşamıyor. Başbakan Theresa May'in mecliste çoğunluğu sağlayabilmesi için 12 vekile daha ihtiyacı var. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta halk, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası ve yeni hükümeti belirlemek üzere sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Theresa May'in Muhafazakar Partisi Avam Kamarası'nda 17 sandalye kaybetti. 314 sandalye elde eden May bu sonuçla tek başına iktidarı kaybedebilir. İşçi Partisi ise 34 yeni sandalye elde ederek 266 sandalyeye yükseldi. Anket sonuçlarındaki rakamlara göre muhafazakarların mecliste çoğunluğu sağlayabilmesi için 12 vekile daha ihtiyacı var. Bazı gazetelerin öne çıkan haberleriyle devam ediyoruz. İlk sayfalarındaki değerli izleyenler Yeni Şafak gazetesiyle başlıyoruz turumuza. Körfez'de cinnet hali bugün Yeni Şafak gazetesinin manşetini oluşturuyor. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın fitilini ateşlediği Körfez krizi cinnet haline dönüştü. Katar'ın uzlaşı çabalarına rağmen Doha'ya cephe alan ülke sayısı 11'e çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ni de arkasına alan Körfez üçlüsü bölgesel çatışmaya kapı aralayarak askeri müdahale çığırtkanlığına başladı diyor Yeni Şafak. Bahreyn Dışişleri Bakanı Ahmet El Halife Katar'a karşı her opsiyonun masada olduğu tehdidinde bulunurken Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Gergeş ekonomik ambargo uygulanabilir dedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ahmet Cübeyr ise Doha'ya askeri yaptırım olacak mı sorusuna umarım olmaz karşılığını vererek savaşa açık kapı bıraktı. Katar-Suudi sınırında askeri hareketlilik arttı. Arabistan tarafından zaman zaman silah sesleri gelmeye başladı. Senegal ve Çad'ın da dahil olmasıyla ablukaya katılan ülke sayısı 11'e yükseldi.
Tüm birimlerini alarma geçiren Katar Emiri El Thani ise krizi çıkarıp arabuluculuğa soyunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Beyaz Saray davetini reddetti. Bu arada az önce haberlerimizde de duyurduk değerli izleyenler, o bölgeyi, bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri de olacak. Mecliste tezkere onaylanıp yürürlüğe girmişti, hatırlayacaksınız. İşte bu haberde Yeni Şafak'ta yer buluyor. Katar'a Türk askeri gönderilmesini öngören kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanırken, ülkenin Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Thani, Türk askeri bölgenin güvenliğini sağlamak için geliyor dedi. Doha'yı işgalle tehdit eden Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Gergesse Ankara'nın kararından duyduğu rahatsızlığı ortaya koydu. Krizde yeni bir trajik sayfa açabilir dedi. Önce bildiri sonra saldırı. Yeni Şafak gazetesinde sür manşette Tahran'daki o saldırının detayları paylaşılmış bugün. Tahran'da 12 kişinin öldüğü terör saldırılarını DAEŞ üstlendi. Fakat güvenlik kaynakları kısa süre önce İran'da Molla karşıtı güçler imzasıyla yayınlanan ve silahlı eylem ayaklanma çağrısı yapan bildiriye dikkat çekiyor. Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte İran'daki bazı Sünni Arapları rejime karşı kullanmak üzere örgütleyip desteklediği belirtiliyor. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman karşılıklı resleşmelerin ardından 7 Mayıs'ta olası savaşın İran topraklarında olması için çalışacağız demişti deniliyor haberde. Almanya'dan FETÖ'ye 5,3 milyon avro Yeni Şafak gazetesinde sür manşette yer alan bir başka haber. Firari darbecilere kucak açan Almanya FETÖ projelerine de para yağdırıyor diyor Yeni Şafak. Örgütün önemli ismi Celal Fındık, Berlin Evi projesi için Almanya'dan 5,3 milyon avro aldıklarını söyledi. Huffington Post'a verdiği mülakatla ortaya çıktı bu para ilişkisi. Fındığın değerli izleyenler, cami, kilise ve sinagogu aynı çatı altında buluşturan House of One'ın 40 milyon avroluk proje olduğunu anlatan Fındık, Almanya Devleti ile STK'lardan da para topladıklarını söyledi. Sadece Alman Çevre Bakanlığı 3,5 milyon avro verdi deniliyor haberde. Yeni Şafak'tan aktaracağımız bir diğer haber zaten casusmuş MİT tırlarıyla ilgili gelişmeler değerli izleyenler. Bugün yine sür manşetten duyurulan haberlerden MİT tırlarını durduran dönemin Adana Jandarma Komutanı Albay Özkan Çokay'ın 2011'de askeri bilgileri çalmaktan yargılandığı ancak FETÖ'cü adli müşavirce aklandığı ortaya çıktı. Çokay'a yönelik suçlama bir astsubay ve uzman çavuşa yıkılarak üstü kapandı. Davanın hakimlerinden Ahmet Tanyer, adli müşavir Şahin Polat, Çokay'ın Fethullahçı olduğundan emindi dedi deniliyor. Ve FETÖ soruşturmaları kapsamında, görülen davalar kapsamında dün önemli bir karar açıklandı. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yla eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a değerli izleyenler, üçer kez müebbet cezası istendi. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmada eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yla eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın'ın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede tutuklandıktan sonra itiraz üzerine tahliye edilen Çapkın hakkında yakalama kararı çıkarılması da talep edildi deniliyor haberde. Star gazetesiyle devam edelim. O küreyi çatlattık. Türkiye'nin uygulamış olduğu diplomatik ataklar sayesinde Katar üzerinde oynanan oyunlar bir anlamda Star gazetesinin haberine göre çatlamış durumda, başarısızlığa uğramış durumda. Nasıl başarısızlıkla sonuçlanmış hemen onu aktaralım sizlere. Türkiye'nin peş peşe yaptığı hamleler Amerika Birleşik Devletleri'nin kurguladığı Katar'a yönelik küresel oyunu bozdu. Erdoğan'ın yürüttüğü mekik diplomasisi inisiyatifi kaybetmekten korkan Trump'a geri adım attırdı. Katar krizinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye farklı bir dış politika izledi diyor Star gazetesi. İhtiyatlı bekle gör anlayışının aksine pozisyon alan, krizin çözümüne katkı sunan aktif rol üstlendi. Erdoğan, Putin ve bölge liderleriyle telefon diplomasisi yürüttü. Gıda sevkiyatı yapıldı. Katar'a 5000 Türk askeri gönderilmesi için tezkere çıkarıldı. Türkiye'nin krizi çözme adına yaptığı seri hamleler Amerika Birleşik Devletleri'ni öncü pozisyonu kaybediyoruz telaşına soktu. Katar tezkeresinin meclisten geçmesinden sadece 5 saat sonra Amerikan Başkanı Trump, Katar emirini telefonla arayarak çözüm için devrede olduğunu söyledi. El Sani'yi Beyaz Saray'a
davet etti. Bu arada Türkiye'nin bir kozu daha var. Onu da vurgulamış Star gazetesi. İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığı avantajıyla oyun kurucu rol üstlenen Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel kuşatma planını bozdu. Trump'ın geri adımı olarak nitelenen diyalog çağrısıyla Katar krizi bölgesel ölçekte kaldı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Katar emirini Beyaz Saray'a davet etmişti, hatırlayacaksınız. İşte bir son dakika gelişmesi olarak dün akşam saatlerinde düştü. Katar emiri Trump'ın davetini geri çevirdi, kabul etmedi değerli izleyenler. Bunu da sizlere aktaralım. İşkence oyunu Star'dan aktaracağımız bir diğer haber. FETÖ davalarını itibarsızlaştırmak isteyen sanıklar örgütsel yapıyı gözler önüne serdi deniliyor haberde. Kırıkkale İl Emniyet İmamı Erdem Ağa geçen yıl gözaltına alındı. Suçunu itiraf etti. Etkin pişmanlık için başvurdu. Kritik bilgiler verdi. Her sorguda sağlık raporu alındı. Tutuklandıktan aylar sonra diğer FETÖ'cülerle aynı anda ifadem işkence altında alındı diyen Erdem Ağa söylediklerini reddetti. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne taşınan iddialar belgeleriyle tek tek çürütüldü. Star'dan aktaracağımız bir diğer haber. Yalan krizi Amerika Birleşik Devletleri'ni karıştıracak, iç politikasını karıştıracak gelişmeler de yaşanıyor değerli izleyenler. İşte onlardan biri eski FBI direktörü Comey, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki ifadesinde Trump'ı yalan söylemekle itham edince yeni bir polemik başladı. Beyaz Saray suçlamaya sert tepki gösterdi. Trump'ın avukatı ise başkan kendini tamamen aklanmış hissediyor dedi deniliyor. Akdeniz'e ilk sondaj bu yıl, hadi bakalım hayırlısı diyelim. Enerji Bakanı Albayrak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarındaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde iftar açtı. Müjdeli haberi verdi. Bu yıl Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj başlayacak. Maceracılık değil, bilimsellik üzerine çalışacağız deniliyor haberde. Sabah gazetesine bakalım. İyi ki varsın Türkiye, Katarlılardan Türkiye'ye teşekkür yağdı. Katar krizi başladıktan bu yana Türkiye'nin Katar'ın yanında yer alması Katar tarafından sevinçle ve mutlulukla bakın nasıl karşılanıyor. Abluk altına alınan Katar'ı yalnız bırakmayan Ankara'ya büyük övgü. Sosyal medya Türkiye'ye sevgi ve minnet mesajlarıyla dolu. Körfez'de diplomatik kuşatmayla karşı karşıya kalan Katar'a Türkiye'nin yardım elini uzatması bu ülkede büyük sevinç yarattı. Katarlılar bu desteğe Thanks Turkey, teşekkürler Türkiye paylaşımlarıyla yanıt verdi. Türkiye'deki Katar'a destek gösterileri, gönderilen gıda ürünleri ve Türk askerinin Katar'da konuşlanacak olması sosyal medyada bir numaralı gündem oldu. Katarlılar şu mesajları paylaştı. Türkiye'nin dost olduğunu biliyorduk ama bu derece dayanışma beklemiyorduk. Komşularımızın bizi kuşattığı ilk 24 saat içinde Türk ürünleri imdadımıza yetişti. Türkiye ile Katar kardeştir deniliyor haberde. Bir kullanıcıysa Twitter hesabından hoş geldin Türk ordusu mesajını paylaştı. Birçok hesapta Türkiye ve Katar'ın kardeşliğine vurgu yapıldı. Televizyon sunucusu Usame Caviş de Türkiye'nin dahil olmasıyla olaylar yatışacak gibi deniliyor haberde değerli izleyenler. Bu arada komandolarla dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftarını açtı. Kayseri'deydi, hatırlayacaksınız. İşte bu haberde bugün sabahta yer bulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam iftarını Kayseri 1. Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçiklerle birlikte açtı. İftara katılan şehit aileleri ve gaziler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı iftarda tek tek tokalaştığı komandolarla yakından ilgilendi deniliyor haberde. Gazete Manşet turumuzun ilk bölümünü burada sonlandırıyoruz. Gelişmelerle gündem devam edecek. Ve şimdi de gündemi satırların aralarında kalmış gelişmelerden derlediğimiz kısa kısa haber turumuz ekranlarınıza geliyor. FETÖ operasyonları tüm yurtta devam ederken darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal teşebbüsüne ilişkin iddianame kabul edildi. İddianame, tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da aralarında bulunduğu 67 şüpheli hakkında hazırlandı. İlk duruşmanın ise 30 Ekim'de Silivri'de yapılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin referandumla kabul edilmesinin ardından anayasa değişikliği ile ilgili çalışmalar tamamlandı. 132 maddelik anayasa uyum paketi başbakanlığa gönderildi. Taslakla birlikte 16 kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor. Taslağın bakanlar kurulunda görüşülmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Hayati yazıcı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bakanlar Kurulu'nun aldığı Alman askerliğinin İncirlik'ten çekilmesi kararını değerlendirdi. Merkel, çekilme kararından sonra da Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Merkel, Alman askerliğinin İncirlik'ten Ürdün'e taşınmasının mümkün olan en hızlı şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti. Merkel, Türkiye ile ortak çıkarları olduğunu belirterek, ayrıca yakın ekonomik bağlar var. Bundan dolayı iletişim kanalları gerekli, ifadelerini kullandı. Uzmanlar küresel ısınmanın etkilerinin hissedilir derecede görülmeye başlandığını belirtti. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'de kuraklığın 2080-2099 yılları arasında artacağına dikkat çekildi. Marmara Denizi kıyılarında kuraklık artış gösterirken uzmanlar kuraklığın bir planlamayla yönetilmesi gerektiğini belirtti. Bilgisizce yapılan tarımsal etkinlikler de kuraklığı artırıyor. Rahmet ve bereket ayı Ramazan, geleneksel iftar sofralarıyla birlik ve beraberliği de pekiştirmeye vesile oluyor. İşte o sofralardan birinde Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İlahiyat Fakültelerinin değerli akademisyenleriyle buluştu. Görmez, doğru dini bilginin önemine değindi. Bu bilginin topluma aktarılması konusunda Diyanet'le fakültelerin işbirliğine vurgu yaptı. Evet, hoş geldiniz. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, eşi Hatice Görmez ile birlikte İlahiyat Fakültelerinin dekanları ve akademisyenleriyle oruç açtı. Değerli ilim adamlarının aileleriyle birlikte katıldığı iftar programı birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu. Başkan Görmez, iftar buluşmasında bir konuşma yaptı. Müslümanlar arasında cehaletin arttığı uyarısında bulundu. Müslümanlar arasında bilhassa cehalet çok daha hızlı büyüyor. Hem de bilgi kılığında cehalet. Cehalet zaman zaman bilgiye, ilme, hikmete, marifete galebe çalıyor. Bu açıdan fakültelerimizin sayısı arttı, artıyor, artmaya devam ediyor ama işimiz gittikçe zorlaşıyor. Cehaleti ortadan kaldırmak için çok daha büyük çabalara ihtiyaç var. Görmez, doğru dini bilginin topluma aktarılması için Diyanet ile İlahiyat Fakültelerinin işbirliğinin önemini vurguladı. Ülkemizin, coğrafyamızın dini istikrarı, dini bütünlüğü, din emniyeti açısından da doğru bilginin mutlaka önde olması gerekiyor. Doğru bilginin sadece fakülte dergilerinin satır aralarında, sadece fakülte odalarında hapsolmaması gerekiyor. Topluma o doğru bilginin yayılması gerekiyor. Bu açıdan ilahiyat fakültelerimiz ile Diyanet İşleri Başkanlığımız arasındaki ilişki, hayati bir ilişki, çok daha zaman ilerledikçe önem arz ediyor. Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın küresel ölçekte ne kadar önemli hizmetler verdiğine de değindi. Diyanet İşleri Teşkilatı 7-8 yıl içerisinde 115 ülkede teşkilatlanmış vaziyette. Şu anda Ramazan ayı içerisinde 200'ü aşkın arkadaşımız sadece Rusya'da hizmet etmekte. Pek çok arkadaşlarımız Türk Cumhuriyetlerinin tamamında bulunmakta. Balkanlarda, Afrika'nın 20 noktasında arkadaşlarımız bir taraftan din hizmeti yürütürken bir taraftan da Diyanet Vakfı'nın milletimizin hayır elini oralara taşımakla aynı zamanda uğraşmakta. TRT Diyanet ekibi Ramazan dolayısıyla Balkanlara yaptığı ziyaretleri sürdürüyor. Peki bu mübarek ayı Balkanlardaki soydaşlarımız, dindaşlarımız nasıl bir ortamda geçiriyor? Evladı Fatihan topraklarındaki Müslümanlar dinlerini istedikleri gibi yaşayabiliyor mu? İbadetlerin durumu ne? Tüm bu sorulara yanıt vermek üzere TRT Diyanet ekibinin Sırbistan izlenimlerini getiriyoruz ekranlarınıza. TRT Diyanet ekibi kardeşlik duygularıyla Türkiye'den 13. kez yola çıkan bereket konvoyuyla Balkanları dolaşmaya devam ediyor. Sıradaki durak Sırbistan'dı.
Sırbistan'ın Sjenica kasabasındayız. Sjenica çok soğuk bir kasaba. Kış aylarında sıcaklığın eksi 40 derecelere kadar düştüğü ifade ediliyor. İşte bu sebepten program açık alanda değil, burada kapalı alanda bir spor kompleksinde gerçekleştiriliyor. Sjenica nüfusunun yaklaşık %80'ini Boşnak Müslümanlar oluşturuyor ve bu programa, kardeşlik sofrasına çok yakın ilgi gösteriyorlar. Duygularınızı öğrenebilir miyim? Ya böyle bir geceye vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Ve Sjenica için iftar vakti, ezan okundu. Türkiye'den kilometrelerce uzakta Sjenica'da yaşayan Boşnak Müslüman kardeşlerimizle birlikte kardeşlik sofrasında iftar yapacağız. Allah kabul etsin. Bu birlik ve beraberlik tablosunda hep birlikte oruçlar açıldı. Bu bildiğiniz gibi geleneksel bir iftar. Her sene düzenlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu tür projelerle aramızda dostluk köprüsü kurmakta. Sjenica tam anlamında sancakta bir Anadolu. Yani Anadolu'da iftar, Ramazan nasıl geçiyorsa Sjenica'da aynı şekilde Ramazan geçiyor. Bir başka ecdat yadigarı ise Sırbistan'ın Novi Pazar şehriydi. Balkanlarda Ramazan turumuz kapsamında Sırbistan'da Novi Pazar'dayız. Yani Novi Pazar, Boşnakça'da yeni pazar anlamına geliyor. Burası Anadolu şehirlerinden çok farklı değil. 1461 yılında Osmanlı tarafından kurulan bu şehirde ecdat yadigarı, camiler ve şu an üzerinde bulunduğumuz kalesiyle gözümüze çok da fazla yabancı görünmüyor. Yeni Pazar'da Osmanlı döneminden kalan çok sayıda tarihi eser bulunuyor. İşte şu anda önünde bulunduğumuz yer Osmanlı'nın Novi Pazar'a hediye ettiği ve günümüzde şehrin simgeleri haline gelen Novi Pazar Kulesi. Osmanlı yadigarı Altun Alem Camii'nin avlusundayız. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi bu caminin avlusundan da çocuk sesleri ve çocukların okuduğu Kur'an sesleri eksik olmuyor. TRT Diyanet ekibi Karadağ'daki Osmanlı yadigarlarını da yerinde görüntüledi. Gittiğimiz her yerde tarihe tanıklık eden bir Osmanlı eseri bizi karşılıyor. İşte şimdi de Karadağ'da Rojaiye'deyiz ve Sultan II. Murat Camii'nin önündeyiz. Cami 1450 yılında Sultan II. Murat adına yaptırılıyor. Günümüzde hala Sultan II. Murat Camii olarak biliniyor. TİKA tarafından restore edilse de caminin minareleri hala yapıldığı döneme ait. Rojaiye şehrinin merkezinde yer alan Sultan II. Murat Camii'nin her tarafından adeta tarih kokuyor. Caminin avlusunda bir de Osmanlı şehitliği yer alıyor. Ve şehrin adeta sembolü haline gelen Rojaiye Kulesi. Karadağ çok küçük bir ülke olmasına rağmen çok sayıda Osmanlı eserini bünyesinde barındırıyor. Şu anda önünde bulunduğumuz yer Rojaiye Kulesi. Burası Osmanlı döneminden kalma ve bir dönem kulenin üst tarafı Osmanlı'da önemli kararların alındığı bir merkez olarak da kullanılmış. Evet, gazetelerle devam ediyoruz. Milat gazetesi sıradaki gazetemiz değerli izleyenler. Tükenişe doğru bugün Milat'ın manşetini oluşturuyor. Yakalanan bir teröristin itirafları. Halk bize güvenmiyor. Gördükleri yerde 10 dakika geçmeden ihbar ediyorlar. Gençler akıllandı. Bir yıldır daha çıkan yok. Artık dağlarda güvenli bir alan kalmadı deniliyor haberde. Doğu ve Güneydoğu'da başta Kato ve Tendürek dağlarıyla Diyarbakır'ın 6 ilçesinin kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Kırsaldaki operasyonlar nedeniyle sıkışan terör örgütü kaçmak isteyenleri tehditle tutmaya çalışıyor. Önceki gün yakalanan bir terörist PKK'nın içine düştüğü zor durumu itiraf etti. Geçen yıldan bu yana PKK'ya katılımın sıfıra indiğini söyleyen PKK'lı, çok sayıda teslim olmak isteyenin olduğunu, bunlara seni Suriye'de memur yapacağız, teslim olursan asker sana işkence yapar denildiğini söylüyor.
Tendürek'te yakalanan PKK'lı artık halk örgüte güvenmiyor, yardım etmiyor. Gittiğimiz yerlerde hemen bize şikayet ediyorlar. 10 dakika geçmeden ihbar ediliyoruz. Artık halk bizi istemiyor. Devlet çok güçlenmiş. Örgüt bitme noktasına gelmiş. Gençler de akıllanmış, artık daha çıkmıyorlar deniliyor haberde. Ve bu haberle paralel olarak Hakkari'de tomalar bu sefer caddeleri yıkadı. Bu gelişmenin bir göstergesi bir anlamda değerli izleyenler. Hakkari'de bugüne kadar toplumsal olaylarda kullanılan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tomalar bu kez kent merkezindeki caddeleri yıkamak için kullanıldı deniliyor haberde. Katar yalnız değil. Milattan aktaracağımız bir diğer haber, Katar'a yönelik 7 ülkenin kuşatma planına karşı Katar devleti diplomatik adımlarını sürdürüyor. Türkiye'den Katar'a gıda sevkiyatı yapılacak. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Katar Dışişleri Bakanı El Sani'nin cumartesi günü Moskova'da görüşeceği bildirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Katar krizinde arabulucu olmak istediklerini açıklarken Türkiye'nin Katar'a gıda sevkiyatı yapılması için çalışmalar başlatıldı deniliyor haberde. Hürriyet'te devam edelim. Türk jetleri Katar yolcusu, Orta Doğu'daki Katar'a yönelik ambargo neticesinde Türkiye'den Katar'a asker gönderilmesi kararı mecliste oylanıp kabul edilmişti, hatırlayacaksınız. Ve işte o oylamanın bir neticesi bu haber. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önceki gün kabul edilen iki askeri anlaşma çerçevesinde Katar'ın başkenti Doha'daki üste önce Türk jandarması konuşlanacak, ardından Türk savaş uçakları ve gemileri de üste gönderilecek. Üste gidecek Türk savaş uçakları ile Türk savaş gemilerinin sayısı üste yapılacak ön incelemenin ardından belirlenecek. İlk aşamada en erken 2 ay içinde 200-250 askerin gönderilmesi planlanıyor. Katar Dışişleri Bakanı El Sani ise Türk askerinin Katar'a konuşlandırılmasının tüm bölgenin güvenliğine katkıda bulunması için atılan bir adım olduğunu söyledi deniliyor. Hemen bu haberin yanında değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri iç politikasında Trump'ı ciddi anlamda zora sokacak bir gelişme. Eski FBI Başkanı Trump'ı bombaladı başlığıyla duyuruluyor Hürriyet gazetesinde. Trump'ın geçen ay görevden aldığı eski FBI Başkanı Comey dün Senato İstihbarat Komitesi'nde ifade verdi. Yalanla suçlanacağını hissettiği için her detayı not ettiğini söyleyen Comey, bağımsız olması gerekirken Trump'ın kendisinden sadakat beklediğini söyledi. Comey ayrıca Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn'le ilgili Rus dosyasının kapatılmasını istediğini belirtti deniliyor haberde. İngiltere'deki seçimler de bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasından duyuruluyor okurlara. Çoğunluğu kaybetti Başbakan Theresa May'in seçimlerden bir şekilde yenilgiyle ayrıldığına dair bir haber. İngiltere'de 3 yıl süresi varken erken seçimlere giderek risk alan Başbakan Theresa May ilk sonuçlara göre oynadığı kumarı kaybetti. 650 koltuklu parlamentoya 2015'te 331 milletvekili sokan Muhafazakar Parti bu kez tek başına iktidar için gerekli olan 326'yı geçemedi. Muhalefetteki İşçi Parti ise koltuk sayısını %10'dan fazla arttırdı deniliyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'de iftar programında olduğunu belirtmiştik. İşte bu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye bir talimatı vardı ki önemli bir talimat. İşte bu talimat bugün Hürriyet'te yer bulmuş. Erdoğan'dan bakana talimat: onları yıkın. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin en büyük hırsızlıklar, kötülükler, belalar imardan geliyor diyerek dile getirdiği imar uygulamalarına ilişkin ihlaller Bakanlar Kurulu toplantısında gündem oluşturdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Özhaseki'den sorumlu bakan olarak gerekeni yapmasını istedi ve bu konuda tespitleriniz varsa yıkın. Benim bizzat takip ettiğim olaylar var. Bu tip yapılara kesinlikle izin vermeyin dedi deniliyor. Hürriyet'in manşeti önemli, sosyal içerikli bir haber değerli izleyenler. Sinyal sustu operasyonu başlığını taşıyor. Şiddet ve ölüm tehdidi nedeniyle eski kocaya takılan elektronik kelepçenin sinyali kesildi. Alarma geçen polis hemen kadını korumaya, yakınlarını izlemeye aldı. Ve nefes kesen operasyonla belki de bir kadın cinayeti önlendi deniliyor haberde.
Milliyet gazetesine bakıyoruz. Bozguncuları rezil edeceğiz. Dün katıldı iftar yemeğinde söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu sözleri ekranlarınıza da getirecektir arkadaşlarım. Mehmetçik'le birlikte bir iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onların arasında bir fotoğraf çektirdi. Erdoğan, Kayseri'deki iftarda Rabia işaretinden vazgeçilmeli diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Rabbimiz yeryüzünde bozgunculuk yapanların akıbetinin dünyada rezillik, ahirette azap olduğuna işaret ediyor. Bizim yeryüzümüz vatanımızdır. Burada bozgunculuk yapanların ahiretteki akıbetini hiç şüphesiz Mevla bilir ama onları bu dünyada rezil etmek de bizim görevimizdir, dedi deniliyor. Amatem'de can kuyruğu Milliyet'in bugün manşetini oluşturuyor. Uyuşturucu batağından kurtulmak isteyenler son çare soluğu Amatem'lerde alıyor. İçişleri Bakanı Soylu son 9 ayda 23 bin uyuşturucu operasyonu yapıldığını açıkladı. Uyuşturucu kullanımı yaşı 10'a kadar düştü. Son çare bağımlılık merkezlerinde tedavi diyen aileler soluğu Amatem'lerde alıyor. Uzmanlara göre başvuranların sayısı 2006 yılına göre 5 ila 7 kat arasında arttı. Türkiye uyuşturucu kullanımında Avrupa'da ilk 5 ülke arasına girdi. Bakırköy Amatem'deki gözlemlerimiz de bu gerçeği doğruluyor deniliyor haberde. Köprüde 2,5 aylık çalışma Milliyet'in sür manşetinde yer alan bir haber. En son 1991'de mastik asfaltı yenilenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün asfalt yalıtım ve yenileşme derzleri olmak üzere üst yapısı yenilenecek. 12 Haziran'da başlayacak çalışmalar 31 Ağustos'ta tamamlanacak. Her aşamada köprünün iki şeridi trafiğe kapatılacak. Bu arada son bir not, öğrenci kardeşlerimizle ilgili son ders zili bugün çalıyor değerli izleyenler. Bu yılki eğitim öğretim yılının okullarda son ders zili bugün çalacak. Öğrenim gören 17.532.661 öğrenci karne alıp 1.021.578 öğretmenle birlikte 3 ay sürecek yaz tatiline girecek. Yeni eğitim yılı 18 Eylül'de başlayacak deniliyor haberde. Biz de bu vesileyle öğrenci kardeşlerimize iyi tatiller dileyelim ve manşet turumuzu burada sonlandırdığımızı belirtelim. Gelişmelerle devam ediyoruz. Ve şimdi de son 24 saati İslam coğrafyasında yaşanan gelişmelerden derlediğimiz haber turumuz ekranlarınıza geliyor. Suriye'de Esad güçleriyle destekçileri Dera ininde muhalif bölgelere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Kara ve havadan düzenlenen saldırılarda 6 sivil öldü, 14 sivil de yaralandı. Dera, Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladığı muhtırayla oluşturulması öngörülen çatışmasızlık bölgeleri arasında yer alıyor. Musul'un batı yakasını terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonları sürüyor. Bölgede son 2 günde 8400 kişi yerlerinden edildi. Halen DEAŞ kontrolündeki bölgelerde yaşayan 100 bin kişi için endişe ediliyor. Musul'da operasyonların başlamasından bu yana 819 bin kişi göçmen durumuna düştü. Halen 700 bin kişi hayatlarını kamplarda sürdürüyor. Yemen'deki kolera salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 746'ya yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre ülkede 96 binden fazla şüpheli vaka tespit edildi. Salgında herhangi bir yavaşlama olmaması endişe veriyor. Ülkede 2 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen 3 milyon kişi temiz içme suyu bulamıyor. Atıklar da toplanmayınca hastalık tehlikesi gün be gün artıyor. Sırbistan'da geçtiğimiz haftalarda inşaat izni olmadığı gerekçesiyle yıkılan mescidin önünde iftar düzenlendi. 200'den fazla Müslüman vatandaş yıkılan mescidin önünde oruçlarını açtı. Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisi Hüseyin Yılmaz, mescidi bu halde gördüğünde kendine gelemediğini belirterek en kısa sürede çözüme kavuşacağına inanıyorum, dedi. 26 Mayıs'ta sabaha karşı bölgeye gelen yıkım ekipleri 2 saat içinde mescid inşaatını yıkmıştı. Şimdi mescidin akıbeti konusunda hükümetten cevap bekleniyor. Türkiye Ramazan'da İslam coğrafyasındaki bölgelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Tika, Ürdün'ün başkenti Amman'da 500 yetim çocuğa iftar verdi.
Oruçlarını açan çocuklar birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. Ürdünlüler kendilerine ulaşan yardımlardan son derece memnun olduklarını söyleyerek Türkiye'ye teşekkür etti. Evet, basında Diyanet'le ilgili ne gibi haberler çıkmış onlara bakalım. Yeni Şafak gazetesi güvenli bölgeye koordinatör müftüler başlığıyla bir haberi bugün okurlarına paylaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen bölgedeki çalışmaları takip etmek için koordinatör müftüler görevlendirdi deniliyor haberde. Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde Suriyeli vatandaşların iyi bir din hizmeti alabilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıran Diyanet, Elbap, Cerablus, Azez, Mare ve Rai gibi bölgelerdeki camilerin hasar tespitini yaptı ve 60 caminin onarımını Ramazan'dan önce bitirdi. Elbap'ta 1500 kişilik bir camiyi ibadete açan Diyanet, 42 camide ise çalışmalarını sürdürüyor. Ümmet bilincini geliştirmek için bölgedeki çalışmalarını geliştiren Diyanet İşleri Başkanlığı, Suriye Alimler Birliği ile işbirliği içinde bölgede görev yapacak 467 Suriyeli imamı çeşitli mülakatlardan geçirerek belirledi. Bu imamlardan 21'i Gaziantep'te, 40'ı Kayseri'de düzenlenen eğitim programlarına katıldı. Bölgede görevlendirilen 467 Suriyeli imamın tamamına aynı eğitimin verilmesi hedefleniyor deniliyor haberde. Star gazetesiyle devam ediyoruz. Terörün vurduğu camiler onarıldı başlığıyla bir haber duyuruluyor bugün okurlara. PKK'lı teröristlerin Şırnak kent merkeziyle Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ve Mardin'in Nusaybin ilçesindeki saldırılarda tahrip edilen 151 camiden 120'si devlet imkanıyla onarıldı. Camilerin yanı sıra terör örgütünün tahrip ettiği 11 Kur'an kursundan 10'u da aslına uygun şekilde onarılarak yeniden hizmete açıldı deniliyor haberde. Yine Star'la devam edelim. Belgrad'da utandıran iftar başlığıyla bir haber bugün okurlara duyuruluyor. Sırbistan İslam Birliği ve Bosna Hersek Merhamet Derneği başkent Belgrad'da inşaat izni olmadığı bahanesiyle Sırp makamlarınca yıkılan mescidin önünde iftar düzenledi. Gerçekten hiç yakışmayan görüntüler değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi yıkık bir mescit ve yanında müminlerin kıldığı namaz ve açtıkları oruçlar görülüyor. Gerçekten hiç de din özgürlüğüyle bağdaşmayan görüntüler. Yeni Şafak, Selimiye titreşim önlemi başlığıyla bir haberi bugün okurlarına duyuruyor. Zemini titreten tur otobüsleri Selimiye Camii'ne yaklaşamayacak. Selimiye Camii çevresi kentsel tasarım ve peyzaj projesi kapsamında tarihi eserlere zarar veren unsurlardan olduğu düşünülen tur otobüslerinin zeminde oluşturduğu titreşim ve egzoz gazı kirliliği Edirne Belediyesi tarafından önlenecek deniliyor haberde. Evet, programımızın sonuna geldik ama her zaman olduğu gibi bugünün gündemini aktararak sizlere veda edelim. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Topkapı Sarayı'nda olacak. Erdoğan Hırkayı Saadet Ziyareti ve Destimal Programı'na katılacak. Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik kriz sürüyor. Krize sona erdirmek için yapılan diplomasi atakları bugün de gündemimiz dahilinde olacak. Az önce gazete haberlerinde de duyurduğumuz gibi bugün karne günü. Yine zorlu bir eğitim döneminin ardından öğrenci ve öğretmenler 3 ay sürecek yaz tatiline girecek ve bu vesileyle bir kez daha öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller dileklerimizi iletelim. Evet, bir kez daha cumanızı tebrik edelim. Malum bugün cuma günü ve camilerde okunulacak, irade edilecek hutbeyi de sizlere aktaralım veda etmeden önce. Kur'an ayında Kur'an'la buluşalım başlığıyla aktarılacak hutbede kutsal kitabımızı okumanın, doğru anlamanın ve en güzel şekilde yaşamanın önemine vurgu yapılacak değerli izleyenler. Ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Pazartesi günü saatler 9.30'u gösterdiğinde inşallah bizler yine TRT Diyanet ekranlarında olacağız. Ve tabii ki sizleri de bekliyor olacağız. Pazartesi gününe kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.